Ve son günlerin en önemli tartışma konularından birine bakalım. Yani kürtaja. Kürtajı engelleyecek yasa tasarısı gündemin en üst sıralarında. Ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ bu konuda adım atmaya kararlı olduklarını bir kez daha söylüyor. Bu tartışmanın Türkiye gündeminde bulunması kadınların yararınadır. Kürtaj gündemdeki yerini koruyor. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yasa konusunda kararlı olduklarını vurguladı. Biz AK Parti olarak, AK Parti hükümeti olarak ve ben şahsen Sağlık Bakanı olarak yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Akdağ, daha önce yaptığı açıklamadan sonra artan tartışmaları hatırlattı, bir öneri sundu. Tecavüze uğramış bir kadının, bir hamile annenin çocuğunu alsanız da o annenin mağduriyetini ortadan kaldıramazsınız. O anne gerçekten çok ağır bir biçimde mağdur olmuş bir insandır. Dolayısıyla tecavüzcüye verilen cezaları gene ağırlaştıralım. Bir tecavüzcüye en ağır ceza ne verilebilir? Müebbet hapis cezası. Gelin bunu tartışalım. Konu Ankara'nın sıcak gündemi. Gökçek konuyla ilgili Samanyolu Haber Televizyonu'nda konuştu. Kürtajı yapan cinayet işliyor. Yapamazsın kardeşim. O canı alamazsın. Yaşamak istiyor. Hayır, yaşatmam ben. Niye? O bir zina neticesinde olmuş bir çocuk. Çocuğun kabahati ne? Oradaki anası olacak kişinin yaptığı hatadan dolayı çocuk niye suçu çekiyor? Anası çeksin. Anası kendisini öldürsün. Çocuğu niye öldürüyor?